Sevgili koçlar, Dolunay'ın etkisi yavaş yavaş üzerinden kalkmaya başladı. Artık gözümüz, gönlümüz açıldı. Güneşin enerjisi hala size devam ederken hareketli bir haftaya adım atıyoruz. Neden hareketli? Dolunay'ın etkisiyle birlikte ilerleyecek bir Dolunay'da tutulma vardı. Gökyüzü hareketliydi. Siz de enerjiniz artık yine tap olduğu bir hafta. Çok fazla sorunların olmayacağı bir hafta ama siz sorun çıkartmamaya ya da sorunları görmezden gelmeye çalışın. Üstünü örtün demiyorum. Çünkü bu hafta hep her şeyi çok kolay bir şekilde halledemeyeceksiniz. Atıyorum rehberinizde bir sorun çıktı, hemen halledebilirsiniz. Keskin zekanız bu hafta çok ön planda. Kaybettiğiniz eşyaları çok çabuk bulabilirsiniz. Hesabınızı, kitabınızı çok fazla yapabilirsiniz. Özellikle yıllık hesap, kitap ya da aylık hesaplarınızı pazartesi günü itibariyle yapabilirsiniz. Zihniniz çok fazla çalıştığı için bunları çok kolaylıkla üstesinden gelebileceksiniz. Birikmiş işlerinizi daha kolay bitirebileceğinizi söyleyebiliriz sevgili koçlar. Yani hafta Cuma gününe kadar sizin iş temponuzun çok yüksek olacağını söyleyebiliriz. Siz mutlu olduğunuz sürece bunun üstesinden çok çabuk geliyorsunuz. Mutlu olduğunuz daim. O yüzden iş hayatınızı biraz daha hareketli olmasa sizi fazla yormayacağını düşünüyorum. Ama Cumartesi ve Pazar günü itibariyle şehir dışı küçük yolculuklar, küçük seyahatler sizi bekliyor. Davetler ve kalabalıklar içerisinde olacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. O yüzden Cuma'dan siz hazırlanmaya başlayın. Ama bir şeyleri unutmayın. Özellikle kimlik, telefon ya da size çok lazım olan aletlerinizi unutmayın. Gittiğiniz yerde zorluk yaşamayın. Unutkanlıklar da biraz bu hafta size hafta sonu yoğun olabilir. Ama baktığımızda haftanın geneli hem çalışıp çalışmanın mükafatı olarak da tatilde mükafatlanacaksınız. Güzel bir hafta sonu bekliyor. Uzun zamandan beri görmediğiniz insanlarla haşır neşir olacaksınız. Yeni insanlarla tanışacağınız bir hafta sonu sizi bekliyor. İyi tatiller dilerim size sevgili koçlar.